Manşete hoş geldiniz. Bugünkü konumuz seçime 10-12 gün kala orta, ortalığa dökülecek pis işler ve buna nasıl bakılmalı, neyle karşılaşacağız, iktidar seçimi kazanmak için nasıl bir propaganda götürecek bunlar aşağı yukarı ortaya çıktı ve elbette seçim güvenliği meselesi yani 14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs günü eğer ikinci tura kalırsa arada geçen 15 günde yaşanacaklar. Bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Epey dolu gündemimiz var. Umarım süresi içerisinde bitirmeyi başarırız. Kılıçdaroğlu ilk turda bitirelim haydi diyerek bir video yayımladı. Bir buçuk dakikalık bir video, bir propaganda videosu yayımladı. Ve yeni sloganı haydi olarak belirledi. Güzel bir slogan. Umarım tabana veya kararsız seçmene ulaşır. Fakat Kılıçdaroğlu'nun özellikle hafta sonu gündeme getirdiği 4 tweetlik mesaj... Çok dikkat çekiciydi. İlkinde zaten şunu söylüyordu. Diyor ki, diyordu ki, akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum ve onlara diyorum ki azıcık sağduyu. Kılıçdaroğlu dün bu tweetini devam ettirdi ve son 10 güne, yani son 10 günde girişilecek pis işlerle ilgili bir vurgu yapmıştı. Son 10 güne 2 gün kaldı deyip bu defa pis işlerin adresi olarak veya adreslerinden biri olarak Propaganda Bakanlığı'nı ya da Türkiye'deki ismiyle resmi ismiyle iletişim başkanlığını gösterdi ve Fahrettin Altun'u hedef aldı. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay'la Evren, Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge alıcılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar son uyarım dedi. Cambridge Analytica nedir? Cambridge Analytica bir skandal. Ee, İngiltere merkezli 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının profili İngiltere merkezli akademisyenler tarafından ele geçiriliyor, toplanıyor ve onlar üzerinden işte bir algoritma üzerinde çalışılıyor filan. Ee, ...bunun e, özellikle Amerika'da Donald Trump'ın seçimi kazandığı kampanyada kullanıldığı... ...yine İngiltere'de Brexit kampanyasında kullanıldığı ortaya çıkmıştı... ...ve Facebook bununla çok sıkıştırıldı. Hatta milyarlarca dolarlık bir dava konusu falan da oldu. Mark Zuckerberg gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da çıktığı platformlarda, komisyonlarda falan... Ee, çok terler döktü bu konuda. Yani soruşturması yılları e, bulanda bir e, konuydu. Cambridge Analytica özü şu, özeti şu: e, Sosyal ağlarda kullanıcı alışkanlıklarını belirliyor sistem ve o kullanıcıların önüne e, hangi konuda hassasiyetleri varsa o konuda haberler düşürüyor veya yalan haberler düşürüyor. Bunu e, Facebook gibi, Twitter gibi veya YouTube gibi etki edebileceği sosyal ağlar veya sosyal ağlardaki hesaplar bol kullanıcılı platformlar üzerinden deniyor ve orada kullanıcı hesaplarını ele geçirdikten sonra o kullanıcılar bir biçimde gene o platformların marifetiyle bilerek ya da bilmeyerek manipüle ediliyor. Örnek vereceğim Amerika'dan ve Türkiye'de nasıl bunun bir simülasyon olabilir onu kısaca anlatayım. Amerika'da mesela Donald Trump seçim kampanyası yaparken işte bunlar işte silahsızlanmaya gidecekler. Ne bileyim artık silahlarınızı kullanamayacaksınız falan gibi bir kampanya temeline oturttu işi. Aslında böyle bir şey yoktu. Fakat Amerika'da belli eyaletlerde özellikle insanlar için silah çok önemli ve peynir ekmek gibi satılıyor silah dükkanlarında, filmlerde, belgesellerde de görmüşsünüzdür. Zaten şu anda Amerika'nın en önemli belalarından biri de bu. Çünkü silah edinen gençler, çocuk yaşta insanlar bir okula giriyorlar, bir yurda giriyorlar veya herhangi bir tesise giriyorlar. Tarıyorlar insanları ve onlarca ölüm oluyor, katliamlar oluyor. Her sene bunun bilançosu tutuluyor. 2-3 ayda bir böyle haberler alıyoruz Amerika'dan. Böyle bir dert var. Şimdi fakat bir yandan da Amerika'nın kuruluş genlerinde de silah serbestliği var. İnsanların özgürce silah edinip işte mülklerini, arazilerini falan koruması gibi meselesi var. Ve bir biçimde de işte bununla yaşıyor insanlar. Yani silah onun her şeyi ve silahın elinden alınması, tüfeğinin elinden alınması onun için çok büyük bir mesele. Şimdi bunu yakalayan algoritma o kişinin Facebook hesabına demokratlar işte silahları yasaklayacaklar gibi bir haber düşürüyor. Bu haber yalan da olabilir, yanlış da olabilir ama bir biçimde onun önüne düşürüyor. O onu görünce seçimde oy kullanmayacak bile olsa gidiyor kendi silahını işte müdafaa eden veya silahlanmayı müdafaa eden cumhuriyetçiler lehine oy kullanıyor. Şimdi dönelim Türkiye'de. Türkiye'ye bu işin simülasyonu şu şekilde olabilir. Türkiye'de bu işin simülasyonu diyelim ki şehit aileleri var ailesinde veya yakınlarında insanlar şehit vermişler. Şu veya bu vesileyle geriye doğru Türkiye 40-45 yıldır terörle mücadele ediyor ve çok şehit ailesi var. Şimdi onların önüne Algoritmada Erdoğan'ın lafları değil yalan haber düşürmeye gerek yok Türkiye'de çünkü yalanlar iktidar tarafından üfürülüyor ve iktidar medyası tarafından dolaşıma sokuluyor. Onların önüne işte Abdullah Öcalan serbest bırakılacak haberleri düşürülüyor. Haliyle o şehit ailesi de bu konuda yarası da olduğu için buna reaksiyon gösteriyor ve aa bak muhalefet şey Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmış diye düşünüp gidiyor, iktidara oy veriyor filan. Ya da muhaf muhafazakar bir aile algoritma onun muhafazakar olduğunu, dindar olduğunu falan yakalamış. Ya da mesela Ayasofya ile ilgili paylaşımlarını falan yakalamış. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı çok gurur duyuyor mesela bir insan. Onun önüne bunlar Diyaneti kapatacaklar diye haber düşürülüyor. Zaten yalan haber düşürmeye gerek yok. O yalanlar üst perdeden üfürüldüğü için Erdoğan'ın bunlar Diyaneti kapatacaklar lafı, haberi onun önüne düşürülüyor. <laughs> Ve bunu gören kişi seçimde oy kullanmayacak bile olsa vay işte din elden gidiyor iman elden gidiyor deyip o sandığa gidiyor ve eee iktidar lehine oy kullanıyor kullanabiliyor. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Sosyal ağlar üzerinde yapılan bir manipülasyon bakıldığında masum gibi masumane gibi görülüyor. Herhangi bir suç unsuru yokmuş gibi görünüyor ama e, bir biçimde bu algoritmayla e, oynayan gruplar, ekipler, hacker çeteleri, devletler var arkasında, istihbarat örgütleri var. Bir biçimde sosyal ağları bu şekilde manipüle ediyorlar ve kişilerin oy tercihlerini belirliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kastettiği Dark Web ve Cambridge Analytica olayı da ve bu, bu ve bunu Propaganda Bakanı Fahrettin Altun ve ekibinin yaptığını ima ediyor. Son uyarımdır diyor. Bakalım seçime son 10 gün kala yani önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu daha da fazla bu konuda detay verecek mi? Ama e, ne yapılabilir? Gerçekten bunu anlamlandırmak zor. Çünkü yalanlar e, bizzat kürsülerden ifade ediliyor. Birazdan da bakacağız. Ve iktidar medyası tarafından dile getiriliyor. İktidar medyasının söylemini alan insanlar sokak röportajlarında aynı dilde konuşuyor. Bazı sokak röportajlarını seyrediyorum Anadolu'dan. Konuşuyor insanlar. Ee, ...Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek... ...neden oy vereceksin diye soruyorlar... ...A Haber'de ne, din, ne dinlemişse... ...onu okuyor... Sabahta neyi e, görmüşse onu okuyor... ...onu söylüyor... ...o geçmiş insanlara... ...o arada e, Bülent Korucu... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetine cevap vermiş... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...Fahrettin Altun'la birlikte ismini zikrettiği Çağatay'ın... ...deprem günlerinde Gökhan Zan'la görüşüp... ...günlerce oyalayan kişi olduğunu biliyorsunuz değil mi... Milli sporcu Gökhan Zan Hatay'da yakapaça olmuştu ve çektiği videolarla çok konuşulmuştu daha sonra İyi Parti'de milletvekili adayı oldu ve o sırada e, iletişim baka, e, başkanlığı onu oyalamıştı Çağatay isimli kişi geldik geliyoruz yettik yetiyoruz yetiştik filan diye ama böyle olmadı ortaya çıkmıştı Gökhan Zan da bu isyanını bana söz verdiler ama yapmadılar oyaladılar falan diye gene videolarla anlatmıştı. Fahrettin Altun upuzun bir cevap vermiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuna ama şu paragrafta şeyi koymuş yani doğrulamış bir yerde. Diyor ki demokrasiyi kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki troll ağlarını köreleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Yani yapıyoruz bu işi diyor. Daha ne desin upuzun açıklaması var merak eden açar bakar okur. Tabii bir yanda da e, belli ki son iki haftada geçtiğimiz cuma günü Süleyman Soylu'nun söylediği mesele dallı budaklı devam ediyor. Süleyman Soylu onu söylemişti demişti ki 14 Mayıs siyasi bir darbe girişimidir. Ve bunu işte Amerika'nın Truva atı Millet İttifakı yapacak falan. 14 Mayıs'a siyasi darbe girişimi deyince işte hükümeti devirme girişimi, darbe girişimi gibi söylem bir noktadan sonra pek çok iktidar mensubunun da dilinde dolaşıma girdi. Sonuncusu Habertürk ekranlarında konuşmuş Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 2023 seçimlerinde diyor iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Aynı şeyleri söylüyorlar Süleyman Soylu'yla. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun söylediği kendi çıkardığı bir laf ya da kendi hezeyanı değil, sarayda oluşturulmuş bir politikanın e, sahada uygulamaya sokulması. Buna bu şekilde bakmak gerekiyor ve e, biraz bunun üzerinde konuşacağız. E, Tayyip Erdoğan, e, dün e, benim benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez dedi. Mesela bu lafta çok tehlikeli. Yani... Bir anda 14 Mayıs'ta darbe yapmaya hazırlanıyorlar deniyor muhalefet için. Öbür taraftan da muhalefet birkaç gündür yayınlarda vurguluyorum. Terörle eş tutuluyor. Terörle ittifak etmiş gibi sunuluyor. Ve e, şu son cümleye dikkat edin. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Yani seçilirse de halk direnir ve ona koltuğu vermez. Onu koltuğa oturtmaz diyor. Ben yani bunun mealini vermeye çalışıyorum. Bunun anlamını bu şeyi bu cümleyi açmaya çalışıyorum ama son derece açık zaten. Halk bunlara iktidarı teslim etmez diyor. Kazansalar bile iktidarı teslim etmez diyor. Görüyor musunuz tehlikeyi? Yaklaşan tehlikeyi. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde 30 Nisan'da konuşmuştu Erdoğan. Garo bozuntusu falan dediği de Garo paylan yani. Şimdi dokunulmazlığı kalkacak. Bakalım 14 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bunlar Selo'yu çıkaracağız diyor. İşte Abdullah Öcalan'ı çıkaracağız. Selo, Selo dedi ki orada da büyük bir nezaketsizlik var. ismini de söylemiyor. Selahattin Demirtaş. Ve diyor ki biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat katili çıkabilir evlat katili dediği Abdullah Öcalan çıkamaz cezasını çekecek. Şimdi orada bağımsız yargı falan da demiyor. Yani ben onu, ben onu oraya koydum. Selahattin Demirtaş'ı ben orada tutuyorum. Ben görevde olduğum sürece de çıkamayacak. Yargı falan yok. Bir yanda bunun da şeysi var, ikrarı var ama e, bu mesajlar işte en başta anlattığım e, Facebook kullanıcılarının, işte YouTube kullanıcılarının, Twitter kullanıcılarının, TikTok kullanıcılarının neyi kullanıyorsa onun önüne düşürülüyor. Yani illa bir fake haber, yalan haber üretmeye de gerek kalmıyor. Siz istediğiniz kadar söyleyin. işte. mesela e, Meral Akşener Habertürk'te Fatih Altaylı'ya çıkmış. Diyor ki yani e, bizi diyor terörle yan yana koymaya çalışıyorlar. Arkadaş İmralı'ya diyor yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Söylemem ismini diyor. Destek talep etmişler Abdullah Öcalan'dan. O da demiş ki sonradan inkar ediyorsunuz. Yazıya dökülmesi lazım demiş. Yani yazılı bir mutabakat istemiş Abdullah Öcalan. Hükümetin gönderdiği, Erdoğan'ın gönderdiği o yüksek yargı mensubuna kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum diyor. Olmamış. Yani Öcalan'la temas olmamış. Şimdi Öcalan'la temas kurulmaya çalışıldığına dair artık o kadar çok duyum ve bu konuda gerçekten bilgiye dayalı ihbar ve açıklama var ki Akşener'inki sonuncusu. Selahattin Demirtaş da söyledi. Başkaları da söyledi. Çok net bir bilgi bu yani. Öcalan'la anlaşmaya çalışıldı. Öcalan üzerinden seçimde Kürt seçmene seçim öncesinde bir mesaj verilmeye, verdirilmeye çalışıldı. Çok net, bariz. Ama işte Akşener'in ee, bu sözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır biz Abdullah Hoca'dan çıkarmayacağız, hayır biz Diyanet'i kapatmayacağız, Diyanet'i Cumhuriyet Halk Partisi kurdu, kapatır mı falan demesi son tahlilde o kullanıcıya, o alıcıya neyse o seçmene ulaşmıyor. Şimdi mesele de bu. Ha bu son 10 günde nasıl çözülür onu ben de bilmiyorum. Burada anlatıyoruz. Bakın bir başkası. Ümraniye'de toplatma kararı alınmış. Yani bu şeyle afişler bastırdılar. Bir yüzünde şey var Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü var. Yüzün diğer tarafı Demirtaş. İşte bir tarafı Akşener öbür tarafı Pervin Buldan. İşte bu şekilde diyor terörle ittifak halindeler. İşte afiş afişte orada görülüyor. Ülke ocakları binasına asılmış. Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın. Direkt terör kampanyası üzerine oturtulmuş bir propagandadan bahsediyoruz ve bu propaganda Belli ki 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Eğer ikinci tura kalırsa ikinci turda ikinci tur sürecinde de o 15 günlük süreçte de şiddetlenerek devam edecek. Net. 14 Mayıs bir darbedir, iktidara bir darbedir, hükümeti devirmeye çalışıyorlar. Terörle ittifak halindeler, terörü iş başına getirecekler. Yani bunu oturtmuş durumdalar ve artık şu anda tümüyle bunu uyguluyorlar ve buna yeni bir şey koyabilecekleri de yok bir hafta on gün içerisinde bilmiyoruz bir gelişme olur olmaz. Ümraniye'de toplatma kararına rağmen kaldırılmamış bu e, afiş e, pankart önünde MHP İstanbul milletvekili dün bugün diyor ama dün Arzu Erdem ülke ocakları üyeleriyle birlikte kurt işareti yaparak poz veriyor. Bu sarı kostümlü isim Arzu Erdem MHP İstanbul milletvekili ve işte bu şey üzerinde. Bu ülke ocaklarının binasına asılan pankart afiş neyse onun önünde. Devam. Sabah gazetesi son bir haftadır her gün, ben beş örnek getirdim, her gün şehit ailelerini birinci sayfaya koyuyor ve Şehit aileleri A Haber'de izledikleri her şeyi ezberlemişler öyle söylüyorlar. Yedili masa teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor. Bir başkası CHP lideri talimatları FETÖ ve PKK'dan alıyor. Şehit ailelerini konuşturuyorlar. Her gün birinci sayfada otomatik bir, e, kocaman bir yer açılıyor bunlara. Bunlar üzerinden emin olun propaganda sonraki günlerde de devam edecek. Takip edin göreceksiniz. İşte e, Kılıçdaroğlu KKK ile atılan hainlerin affedilmesine... E, Kılıçdaroğlu'na tepki, KHK ile atılan hainlerin affedilmesine gönlüm razı değil. Bir şehit babası. Yine Yedili Koalisyon Kandil'in uşağı. Yine Konyalı şehit babası, Kandil'le görüşme yapanlar şehitlerin kanında boğulacak. Kandil'le görüşen de iktidar, İmralı'yla seçim üzerinden mesaj verdirme çabasında olan da iktidar. Ama gel gör ki iktidarın şeye dönük muhalefete dönük şeytanlaştırma çabası bununla da gemazıyı almış durumda. Yani televizyonlardan bir yalan üfürülüyor. Bu yalan şehit aileleri üzerinden aynı kelimelerle alınıyor ve gene aynı iktidar mevkutesi üzerinden birinci sayfadan anonslanıyor. Nasıl baş, edeceksiniz bununla? Açıklamalarla, kanal kanal gezmekle veya afiş yaptırıp asmakla falan öne alınabilir mi bilmiyorum. Ömer Çelik, bunların amacı Tayyip Erdoğan'a AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek deyince Mansur Yavaş, e onun için girdik seçime diyor. Herkesin söylediği şey bu. Evet yani seçimlerde iktidar devrilir, hükümet devrilir filan. Ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Evet bunlar gerizekalı insanlar değil. Ömer Çelik de, Mehmet uçumda Süleyman Soylu da. Bunlar hükümeti devirmeye çalışıyorlar falan derken seçimler zaten seçime zaten muhalefet hükümeti devirmek için giriyor. Bunu bilmeyecek kadar embesil olamazlar. Biliyorlar. Fakat e, burada kastettikleri şey deminden beri anlattığım terörle yan yana koyma ve darbe planının bir anlamda altını doldurmaya çalışıyorlar. Devirmekten kastı darbe yapmak oluyor. Ve Erdoğan bir kere daha onu e, ekrana getireyim. Erdoğan çok açık bir şekilde iktidara gelseler de bu halk teslim etmez diyerek de 15 Mayıs'ın altyapısını oluşturuyor. 14 Mayıs'ta diyelim ki Kılıçdaroğlu seçildi, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazandı. 15'inde halk direnir. Onlara kol koltuğu teslim etmez. Kandiller aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi benim milletim teslim etmez dedi. Ne kadar tehlikeli bir laf yani. Orhan Kemal Cengiz demiş ki bu halkı yanlışı doğrudan ayırt edemeyecek gayrimümeyiz bir güruh olarak görmek demektir. Evet halkı böyle görüyorlar. Fakat maalesef seçmen seçmende kendi tabanlarında bir tesiri var ve bu tesiri bozacak bir hamle yapmak gerekiyor. O nasıl olur gerçekten onu ben de bilmiyorum. Cengiz Aktar, 14 Mayıs seçimlerinde memleketin üzerine çöreklenmiş silahlı suç şebekesinin ne pahasına, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma riskine dikkat çeken uyarıları, hayali bir Türk demokrasisi umuduna binaen görmemeye çalışan yurt içi ve esas yurt dışında köşe tutmuş bir güruh mevcut diyor. Bizim diyor uyarılarımızı uyarı olarak alın ve yani böyle bir şey var. Şimdi benim Yayının başından beri yapmaya çalıştığım da o. Bu bir umutsuzluk, bu bir e, baştan kaybettiniz, e, boşuna çabalamayın falan şeyisi değil. Risklere dikkat çekmek. Bir, iktidar bu işi bir darbe söylemini oturtmuş durumda. İki, halkı direnmeye çağırıyor, iktidarı teslim etmemek için. Üç, terörle yan yana koyuyor, eşdeğer tutuyor. Dört, seçim güvenliği konusunda da e, devletin işte o darbe diyen. İçişleri Bakanı seçim güvenliğinin başında. Dolayısıyla sizin son derece yani son derece hazırlıklı ve yaklaşan şeyi hesap ederek 14 Mayıs'a yürümeniz, 15 Mayıs sabahına yürümeniz icap ediyor. Kastettiğimiz bu. Bu uyarıdır, bu ikazdır, bu risklere dikkat çekmektir. Umutsuzluk aşımak değil. Yurt dışı derken bakın bu Londra'dan. Ben burada olduğum için size Londra'dan iki kare getireceğim. İlkini Akın Olgun paylaşmış. Londra seçim kuyruğu çok yoğun ilgi var diyor. Saatlerce insanlar kuyrukta bekledikten sonra oy kullanabiliyorlar. Ve yurt dışında da seçime katılım oranı önceki yıllara göre çok yüksek olacak. Öyle görülüyor. Bir diğerini Mahmut Akpınar paylaşmış. 3,5 saat kuyrukta bekleyerek oyumu kullandım diyor. E, elimden geleni yaptım. Zulüm düzenine ağır bir darbe vurdum. Gerisi Türkiye'deki demokrat seçmene kaldı demiş. E, ...ağır darbe vurdu derken işte Mahmut Akpınar da ona dikkat çekmiş. Yani siz bunu darbe olarak niteleyene siz de gidin oyunuzu kullanın, e, darbenizi vurun e, manasına kullanmış. Öyle çok yüksek oy kullanma oranları var. Daha ilk iki günde Amerika'da, Avrupa'da alınan veriler e, yoğun ilgi olduğunu gösteriyor ve... İnsanlar saatlerce yol giderek oy kullanıyorlar ve saatlerce de işte oy kullanma kabinlerinin önünde e, kuyrukta bekliyorlar. Bu sevindirici bir gelişme. Demokrasi adına. Bu önemli. Şimdi bakın, ben bir İstanbul 2019 e, belediye seçimlerine ilişkin çok minik bir projeksiyon yaptım. Özellikle bu seçimle alakalı 14 ve 28 Mayıs eğer gerçekleşirse ikinci tur 28 Mayıs'ta. İstanbul seçimlerinde hangi adayı ne kadar oy almış? Özellikle oy rakamlarına dikkat çekiyorum. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın oyları var. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde de gene İmamoğlu ve Yıldırım'ın oyları var. İmamoğlu oylarını 572 bin küsür artırmış. Binali Yıldırım'ın oylarında ise 219 bin küsür azalma var. 220 bin diyelim. 220 bin azalma var. Şimdi bu şunu gösteriyor. İlk oylamada fark çok küçük ama ikinci oylamada fark 800 bin açılıyor. Bunun nedeni ne? İlk oylamada sandığa gitmeyen seçmenler, bir, iki, ikinci oylamada da İmamoğlu'nun kazanacağını gören seçmenler, İmamoğlu'na oy vermeyen başka adaylar da vardı elbette... İmamoğlu'nun kazanacağını görüp başka adaydaki Binali Yıldırım dahil başka adaydaki desteğini çekip İmamoğlu'na oy verenler yani umudu görenler umut görüldüğü için ya olabiliyor dendiği için ikinci turda böyle bir sonuç alıyor, alınıyor. Binali Yıldırım'ın oyları 220 bin azalıyor. Ekrem İmamoğlu'nun oyları 572 bin artıyor. Eğer ilk, e, birinci seçimde İmamoğlu ipi burun farkıyla göğüslemezse belki bu olmayacaktı. Bu insanların gerçekten umuda ihtiyaçları olduğunu, umutlanmaya ihtiyaçları olduğunu, umudu gördüklerinde de peşine düştüklerini gösteriyor. İmamoğlu'nun ikinci seçimde açtığı fark. Fark atarak Binali Yıldırım'ı mağlup etmesi. Ama bu burada böyle bir ikinci tur olacak mı bilmiyorum. Haliyle 14 Mayıs'ı iki turlu bir İstanbul seçimi olarak görüp sandığa gidip elinden geleni ardına komamak icap ediyor. Umutsuzluğa yer yok ama uyarıları, ikazları da dikkate almak gerekiyor. Belki de Mahmut Akpınar'ın dediği gibi bu uyarılar ve ikazlar iktidarın bu azgın dili insanları tetikler ve giderler doğru biçimde oylarını kullanırlar. Tayyip Erdoğan profil fotoğrafını değiştirmiş. İşte bu montlu, yarı e, militer, yalı, yarı askeri tarz. Son dönemde iktidar özellikle savunma alanındaki projelere projeleri halkın gözünün içine sokarak bir şey tutmaya çalışıyor. E, fakat e, Bodrum'a astıkları e, billboardta çuvallamışlar. Konutlara bir yıl doğalgaz bedava paylaşmış oradan biri Bodrum'da doğalgaz yok. <laughs> Bodrum'da doğalgaz olmaması dışında sorun yok demiş. Nereye ne afiş asacağını, billboard asacağını da bilmek gerekiyor. Fakat o işin esprisi, işin espri olmayan bir tarafı da şu. Ben bu yayınlarda sıklıkla Erdoğan'ın özellikle son iki yıldır fiziksel ve zihinsel becerilerini geri gelmemek üzere yitirdiğini anlatıyorum. Bunu ezbere söylemiyorum. Bunu Erdoğan'ı bilen, uzun yıllardır takip eden ve özellikle son iki yıldır tüm programlarını ve hal ve hareketlerini, laflarını takip eden biri olarak söylüyorum. Bu da onun göstergesi. Diyor ki, geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Böyle dedi. Dün işte memur senin katıldığı genel kurul toplantısında. Videosu da var. Çok kısa. İzleyelim. Kayda geçsin ama üzerine diyeceklerim var. Geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? İşte şu andaki cevap. Be. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik, dolaştık ama maalesef ortada Yönetim diye bir şey yoktu. İşte bu Erdoğan'ın zihinsel çöküşünün de videosu aynı zamanda. Yani bunu ancak bu şekilde isimlendirmek gerekiyor. 1999 Marmara, Marmara depreminde İstanbul Büyükşehir 5 yıldır 6 yıldır Erdoğan ve onun devamı Ali Müfit Gürtün adaydı. 1999 depreminde e, ...CHP iktidarda değildi, iktidar ortağı, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ydi, Erdoğan'ın bugünkü ortağı. Evet, Bu, bu derece, e, söylediği yalana inanıyor mu? Bu ayrı bir konu. Söylediği yalana inanabilir, kafa gidik olabilir fakat binlerce insana konuşuyor. O sırada yayında olan televizyonlar marifetiyle milyonlarca insana konuşuyor... 99 depremi tamam yani üzerinden 24 sene geçti ama yani yaşı 35-40 olan ve üstü olanlar hatırlıyorlar. En azından gençler de biliyorlar yani 1999 depremi okuduğunda baktığında kim iş başındaydı değildi filan. Buz gibi bir yalan söylüyor yani. Böyle bir yalan nasıl söylenir, nasıl üfürülür ayrı bir konu. Seçime doğru her şeyi söylemek mi mübahtır ne olacak canım falan da denebilir ama zihinsel olarak böyle bir insanı iktidara teslim, iktidarı teslim edeceksiniz. Böyle bir yalan söyleyen insana iktidarı teslim edeceksiniz. Ve sonrasında ondan da icraat bekleyeceksiniz, ondan da refah bekleyeceksiniz, saadet bekleyeceksiniz. Son derece önemli. Bu işte e, bunun gibi çokça var, yüzlerce var ama a, e, sadece fiziksel değil, zihinsel çöküşünün de videosu. Türkiye liderliğinin maalesef. Bir espri TOG yolda kalınca görüntülenmesin diye üzerine örtmüşler böyle. Her yer İstanbul galiba bir viyadük. Evet. Teslimatı yapılmaya başlandı bu arada. Vatandaşlar alıyorlar, önünde fotoğraf çektiriyorlar falan filan. Neyse bilmiyorum. Ama ilk teslim edilen toglardan biri yolda kalmış. Hemen de böyle örtmüşler falan filan. Yani şimdi şey propagandası olunca artık yani bir resmi propaganda, AKP propagandası, seçim propagandasının unsurlarından biri olunca iş buraya gidiyor. Geçelim Hakan Atilla'ya. Hakan Atilla... E, havalimanından yurt dışına çıkacağı sırada karakara, karakola götürüldüğünü duyurdu, pasaportuna el konmuş şu bu filan falan. Bütün bunları da Instagram hesabında e, yayınladı, e, duyurdu. E, Instagram deyince akla işte Berat Albayrak'ın ki Hakan Albayrak, Bayrak, şey, Hakan Atilla Amerika'dan döndüğünde onu havalimanında karşılayan isimdi. E, Hakan Atilla acaba kaçıyor mu? Neden pasaportuna el konuldu? Yurt dışına çıkmak istemesi iktidarda acaba paniğe mi yol açtı gibi yorumları da beraberinde getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyormuş. 27 Mart 2017'de New York'ta havalimanında Amerika'ya giriş yaptığı sırada tutuklandı. Ve orada Reza Zarrab'la birlikte Halkbank davasında yargılandı. Reza Zarrab tabii artık tanık sandalyesindeydi. itirafçı olmuştu sanık sandalyesindeki tek kişi Hakan Atilla'ydı. Ve neticede 28 ay orada hapis yattı ve 19 Temmuz 2019'da tahliye edilerek Türkiye'ye geldi ki bu geldiği günkü fotoğraf sonra da Borsa İstanbul'un başkanlığına atandı. Orada da bir buçuk yıl kadar kaldı. Sonra da istifa etti. Şimdi de İzmir Çeşme'de müzevi bir hayat yaşıyor. Balık tutuyor. Instagram'da fotoğraflar paylaşıyor falan derken Instagram'da doğa fotoğraflarına böyle bir paylaşım eklendi ve ailesiyle Kıbrıs'a gitmek isterken alıkonulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu söyledi. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne pasaport gerekiyor mu? Zannediyorum kimlik kartıyla gitmek mümkün. Hakan Atilla neden yanında pasaportunu taşıyordu? Evet bu bir soru işareti. Oradan mı acaba başka bir ülkeye çıkmayı düşünüyordu. Bilmiyoruz bunu ancak kendisi bilir, eşi bilir. Dolayısıyla bizimkisi sadece spekülasyon yapmak olur ama bu spekülasyonlar söz konusu ki Hakan Atilla olunca söz konusu kişi Amerika'daki Halkbank davasının en önemli sanı ya da sanıklarından biri olunca e, dikkat çekici ve e, üzerinde durulması gereken bir spekülasyon e, neticede Hakan Atilla e, şunu bilmeli ki artık öğrenmiştir. İktidarın, sarayın esiridir Türkiye'de. Rehinidir daha doğrusu. O Dolayısıyla e, diğer unsurlar gibi 17-25 Aralık'ın diğer unsurları gibi o da onun da Türkiye'den çıkmasına izin yoktur. Fakat Instagram açıklamasında dört e, mühi, mühim itiraf var ve dört mühim konu var. Şimdi şu orada gördüğünüz basit e, Instagram açıklaması gibi görülüyor. Yani ne olacak? İşte havaalanında çıkmak üzereyken pasaportun öyle değil. Şimdi Satır satır bakalım ben onları numaralandırdım işte ve o numaralar üzerine konuşalım. 1. Diyor ki sebep ne belli değil yasağı koyan kim belli değil. Günaydın. Bu uzun yıllardır böyle. 2. Havalanlarında alıkonmaya ben alıştım da aileme ayıp oluyor. Yuh. Herkes ailesiyle sülalesiyle uzun yıllardır yargılanıyor içeride tutuluyor bu ülkede. KYK zulmü tek başına zaten kitaplar külliyatlar tutar. Yuh. 3. İşte efendim, ee, biz ülkemize yıllarca hizmet ettik falan karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Yuh! Sadece sen misin? Ülkeye hizmet eden, ülkenin yetiştirdiği nice insan, yüz binler kıyım kıyım kıyılıyor. Bunu yeni bir şeymiş gibi başına gelince anlıyorsun veya şey yapıyorsun. Ama en önemlisi dört. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ne diyorsun sen, kime söylüyorsun? Devletin, milletin falan derken devletle de anlaşırken, devletin avukatlarıyla Amerika'daki mahkemede işte savunmalar yaparken Türkiye'ye geldin, iktidarla kucaklaştın, borsa İstanbul'un başına geçtin. Şimdi de İzmir'de, Çeşme'de müzevi bir hayat sürüyorsun, emekliliğini yaşıyorsun filan. Kimse tavuğuna kış demedi. Sonra çıkmaya çalışırken pasaporta el konulunca keser döner sap döner. Anında da böyle ee, manevra. Geçeceksiniz yani gideceksiniz. Cansu Çemrılbayel Ocak ayında T24 sitesinde Hakan Atilla ile uzun bir söyleşi yapmıştı. Orada da esasen Hakan Atilla bir takım alınganlıklarını söylemişti. Davaya ilişkin, eşinin pasaportuna el konulmasına ilişkin. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Hakan Atilla Amerika'da tutulduğunda eşi ve oğlunun Türkiye'den çıkışına izin verilmedi. Onlar da işte Hakan Atilla'yı görmek için e, kadın kocasını görmeye gidecek, oğlu babasını görmeye gidecek neyse. izin vermedi Türkiye. Pasaportlarına el koydu. Sonra 9 ay kadar izin vermedi. 9 ay sonra eşini tek gönderdi. Eşi dönünce oğlunu tek gönderdi. Yani Hakan Atilla e, Amerika'da mahkemedeyken ya eşi ya da oğlu Türkiye'de rehin tutuldu. Aman bak bizi satma meselesi için. Bu da böyle. ondan dolayı alınganlığını da söylüyor o T24 röportajında. Cansu Çamlıbel diyor ki, konuştum Hakan Atilla ile diyor pasaportuna el konulduktan sonra. diyor ki ya bunları ve daha fazlasını yurt dışına gider de anlatırsa korkusuyla alınmış bir tedbir gibi görünüyor bana demiş. Aynen öyle. Evet. Ne desin? Zannediyorum böyle diyecek gazeteci de. Geçelim bir fikri takip. Dün bahsetmiştim e, IŞİD liderinin Türkiye'de MIT operasyonu vasıtasıyla Afrin civarında öldürüldüğüne sınırın hemen ötesinde dair bir bilgi Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılmıştı ama dış basında veya dış ülkelerde bu konuda herhangi bir tepki gelmedi. İsim benzerliğiymiş daha önce Amerika'nın e, öldürdüğünü açıkladığı IŞİD lideriyle bu son Türkiye'nin öldürdüğünü açıkladığı IŞİD lideri arasında ikisinin de e, 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 ismi El-Kureyşi diye bitiyor veya lakabı neyse. Ömer Murat, ABD'li bir yetkili Erdoğan'ın işit liderini öldürdüklerine dair açıklamasını teyit etmekten kaçınarak bunu doğrulamamız mümkün değil ayrıca bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgiye de sahip değiliz demiş. Bu diplomatik şekilde olaylar hiç de öyle gelişmedi demek diyor. Ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz, iş nereye gider bilmiyoruz. Fakat bunu yani bu yaşanan olayı geçen hafta Moskova'da gerçekleşen dörtlü zirve ile birlikte düşünmek gerekiyor. Rusya, Suriye, Türkiye, İran, Milli Savunma Bakanları ve istihbarat Şefleri bir araya geldiler Bu ikinci toplantıydı, i̇lkine, ilkine göre biraz daha genişletilmiş bir toplantıydı Orta Doğu yeniden şekilleniyor Suudi Arabistan, İran, Suriye, Çin'in de müdahil olmasıyla bir şekillenme var Ve kartlar yeniden dağıtılıyor, dünya yeniden kuruluyor bu kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye'nin IŞİD liderini öldürdük açıklamasını da bu çerçevede ele almak gerekiyor. Muhtemelen Erdoğan da 14 Mayıs vizesini almak istiyor ve 14 Mayıs'tan sonra gene bu yeni şekillenen Orta Doğu çer çer çerçevesinde e, Rusya ile birlikte İran'la birlikte Suriye'yi de ikna ederek falan tekrar pozisyonlanmaya çalışma çabası olarak pozisyonlanma çabası olarak okumak gerekiyor. Evet. Son seçime doğru yaklaşırken programlar biraz normalden uzayabilir, o konuda mazur görün. Ama Konrad Adenauer'ın ki bu Hitler'den sonraki Almanya şansölyesidir, onun lafıyla bitirelim bugün manşeti. 1949-1963 yılları arasında Almanya şansölyesiydi. Umarım dedi, bir daha İsa bile gelse tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız. Almanya'nın Hitler döneminden sonra çıkardığı derse işaret ederek umarım bir daha peygamber bile gelse tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız diyor tecrübeli Alman politikacı siyasetçi. Bu kapakla bugünkü manşeti noktalıyoruz. Çarşamba yokuz, perşembe sabahı tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın.